Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi piramitlere geldik arkadaşlarım. 20. ünitedeyiz. Piramitlerin köşe taşlarını gömeceğiz bu videomuzda. 6 tane köşe taşı varmış zaten. Hatta büyük bir ihtimal tarama ve konu testinde tek bir videoda hallederiz diye düşünüyorum. Zamanımızın yettiği yere kadar gidelim bakalım. Şimdi ne diyor? Taban kenar uzunluğu 6 santim olan kare piramidin yanal alanı. Bak aşağıdaki şekle göre konuşalım, tamam mı? Bu olsun bizim kare piramidimiz. Taban kenar uzunluğu 6'ymış ya, şurası 6, şurası 6, işte burası 6, burası 6. Yanal alanı 52. Dostum şuradaki üçgen, ki bu üçgenden 4 tane var. 4 tane üçgenin alanı 52. O zaman bir tane üçgenin alanı 13 olacak değil mi? 4'e böldüm 52'yi. Şimdi şöyle bir üçgen var. Yandaki üçgeni aldım bakın buraya. Bunun alanı 13. Tabanı 6. Yükseklik indirelim buna şimdi. H diyelim. H çarpı 6 bölü 2 eşittir 13 olmadı mı dostum? Peki ne geldi buradan? 3. 13 bölü 3 çıktı şuradaki yükseklik. 13 bölü 3. Neyi soruyor? Piramidin yüzey alanı. Obo, kare piramidin yüzey alanı nedir diye soruyor. Be arkadaş, buna ne gerek vardı ya? Şimdi yanal alanı 52. Taban alanı da 6 çarpı 6'dan 36. 52 ile 36'nın toplamı da tüm alan olur arkadaşlarım. 52 artı 36. Toplarsanız 88. Hiç böyle... Neyse baştan okusaydık soruyu. Şunlara gerek yokmuş yani, tamam. Hadi 2 numaraya bakalım. Bu ne diyor? Kare piramit TBC'nin alanı 20. Kare piramidin yüzey alanı 105. Yüzey alanı 105. Bakın şu üçgen 20 ise bundan 4 tane var. Yani 80 dediğimiz şey şu yandaki alanların 4 tane üçgenin toplamı 80. O zaman taban alanına ne kaldı kardeşim bunun? 25 kaldı. X çarpı x kare olduğu için x'in karesi 25, x 5 çıktı. Hadi şuna bakalım şimdi bir sonraki sorumuz. Üçüncü soru. Taban kenarının uzunluğu 4 kök 2 olan kare piramidin yüzey alanı 128 olduğuna göre piramidin yan yüzeylerindeki bir üçgenin alanı. Şimdi dostum tabanın bir kenarı 4 kök 2 ise tabanımız da kare olduğu için karenin alanı ne oldu bu durumda? 4 kök 2'nin karesi 32. Şimdi bu piramidin yandaki 4 tane üçgeninin alanına tüm alan 128 ya, çıkart 32'yi, 96 mı kaldı 4 tane üçgeni? Hemen 96'yı da 4'e böldük dostum, şöyle bölelim. 2 kere 4 8, çıkarttım 1, 24. 24'müş o 4 üçgenden birinin alanı 24 geldi. Verilen düzgün altıgen piramidin yüzey alanı bu olduğuna göre bu üçgenin alanı nedir? Şimdi önce taban alanını hesaplayalım. Düzgün altıgenin alanı. Düzgün altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı. Bir kenara 6 olduğu için şurası 36 olur. 4'e böldüm, 4'e böldüm 9. 54 kök 3 geldi. Bu taban alanı. Taban alanı 54 kök 3 kısmı taban alanına eşitmiş bakın. O zaman yan alanı 216. Yanda ne var? 6 tane şu üçgenden var dostum. 6 tane bundan var. 6 tanesi 216 ise hemen 216'yı 6'ya böldük. 36 çıktı bir tane üçgenin alanı, ki zaten bize de o bir üçgenin alanını soruyor, 36. İkinci köşe taşının ilk sorusu. Piramidin yüzey alanı nedir diye soruyor. Dostum şimdi şu yandaki üçgenin alanını bir hesaplayalım ilk önce. Bunlar hep ikizkenar üçgendi değil mi? Şöyle bir kenarı 10 olan, 10 olan, tabanı 16. Hemen diklik indirdim. İkizkenar olduğu için tabanı 2'ye böldü. Bakın 6, 8, 10 çıktı. Yükseklik 6. Taban 16 bölü 2'den 48 geldi. Şuradaki bir tane üçgenin alanı. 4 tane var bu 48'den arkadaşlarım. 4 çarpı 48 192 yaptı. Bir de taban alanı var. 16'nın karesi 256. İşte bunun toplamı tüm yüzey alanı olur. O da 8, 14 elde var. 1, 3, 4, 448 Edirne. Geldik 2'ye. Taban alanı bu olan eşkenar üçgen tabanlı düzgün piramidin yanal ayrıtı budur. Buna göre piramidin yanal alanı nedir? Şimdi tabanı şöyle çizelim. Taban burası.
ve alanı 16 kök 3. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Bu 16 kök 3'müş. Kök 3'ler gitti. A kare 64'ten a 8 çıktı. Şimdi bunun yanında şöyle 3 tane de üçgen var değil mi? Şöyle yan alanları 3 tane üçgen. Yan ayrıtları 4 kök 5. Şimdi bak yandaki üçgeni çiziyorum. Şimdi yandaki üçgenin tabanını 8 bulduk. Yan ayrıtlarını da 4 kök 5 bulduk. Hemen dik indirdim. 4, 4. 4 kök 5 olması için yükseklik 8 oldu Pisagor'dan. Peki bu üçgenin alanı ne çıktı? 8 çarpı 8 bölü 2'den 32. 3 tane var bu 32'den. Yan alanı 96 geldi. Tabanı bir zemine çakışık durumunda olan kare tabanlı bir dik piramidin taban alanı 100'dür. Demek ki tabanın bir kenarı 10. Yüzey alanı 340'tır. Tamam. Demek ki 4 tane üçgenin alanı 240. Bir tane üçgenin alanı 60. Her bir üçgen şöyle 60. Sağda ve solda kalan yüzeyleri yer ile çakıştırabileceğimiz. Sona göre KL nedir diye soruyor bize dostlar. Şimdi tabanın bir kenarı 10'du. Şurası 10. Buna ait yüksekliği bulalım. H diyelim. H çarpı 10 bölü 2 alana eşit. Yani 60'a. O zaman H 12. Bak tabanı yere açtığında şuradaki yerin buraya olan uzaklığı 12. E bunun da yüksekliği 12 olduğu için bu da 12. Bir de tabanda şöyle bir kare var arkadaşlarım. Kare. Bu karenin de bir kenarını biz ne diye bulduk? 10 diye bulduk. 10 da şu mesafe olduğu için toplam 22, 32 oldu. KL arasındaki uzaklık. Bu Denizli diyor. 12, 12, 24, 10 daha 34. Tabii ki Denizli diyecek. Ne diyecek başka? Toplamayı yapamazsan böyle rezil olursun işte. Düzgün kare piramitte AB 10 kök 86. Şimdi tabii ki burası da 10. Piramidin hacmini soruyor bize dostlarım. Hemen piramidin şu köşegenini çizelim. Bu köşegenin de tam ortasına yükseklik inecek değil mi? Tam ortasına inmeli. Şimdi 10, 10, 10 kök 2 tamamı. O zaman burası 5 kök 2. 5 kök 2 diye böldü. Yüksekliği bulalım Pisagor'dan. 86'dan 50 değil mi bunun karesi? 50 çıktı. 36'dan 6 geldi yükseklik. Piramidin hacmi neydi? Taban alanı 100 çarpı yükseklik 6 bölü 3'ü unutmayın arkadaşlarım. Hacim 200 gelecek. Hipotenüsü 8 santim olan ikizkenar dik üçgeni taban kabul eden piramidin hacmi 96 santimetre küptür. Bu piramidin yüksekliği nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bir dik üçgeni şöyle ikizkenar dik üçgenin hipotenüsü 8 ise dik kenarları 4 kök 2. Peki alanı ne? 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 32 bölü 2'den de 16 bunun alanı. Piramidin hacmi neydi? Şimdi bak bu taban olacakmış 16. Yüksekliğine h diyelim bölü 3 eşitmiş 96'ya. Gitti gitti 6 kaldı. H eşittir 18 çıktı. Demek ki piramidin yüksekliği 18. Düzgün altıgen 4'müş TD. Yan yüzeyin bir kenarı 4. 4. Piramidin hacmi nedir diye soruyor. Yüksekliği lazım bize. Şimdi yükseklik tam şu ortaya inecek dostlar. Şimdi şu kenar 4. Düzgün altıgenin uzun köşegeni bir kenarın iki katıydı. 4 olacak burası. 2, 2 diye böldü. Bak şuradaki dik üçgenden yüksekliği bulalım. 16'dan 4 çıktı. 12. 2 kök 3'tür yükseklik. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yapacağım. Taban alanı düzgün altıgenin alanı. 6 tane eşkenar üçgenin alanı. Budur. Çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü 3 var. Yani 1 bölü 3 var. İşte cevap bu. Şimdi şunlar gitsin 4. Şu 3 şurada da gitsin 2. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 2 ile de 2'nin çarpımı 4'tür. 4 körü 3 de 12 yapar. Adana'dır sorunun cevabı. Dördüncü köşe taşındayız. Bakalım bu ne diyor. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları 9, 2, 3'tür. Evet bize de şu piramidin hacmini soruyor arkadaşlarım. Şurada bir A, B, C, F. Değil mi? A, F, B, C piramidinin hacmini soruyor. Tabanına şurası diyelim. F, B, C tabanı olsun. Burası 3. Dik üçgen olduğu için 3 çarpı 2 bölü 2'den 6. Yüksekliği de 9 oldu dostlarım tabii ki bunun. 6 çarpı 9 bölü 3 olacak değil mi? 6 kere 9, 54 bölü 3'e 18 geldi. Bizim piramidimizin hacmini soruyor. Alan
FBC, AFBC. Piramidinin hacmi. Tabanı 3 kere 2, 52'ye böl 18 çıkması lazım. Niye şey diyor? Bu başka bir şey diyor da o yüzden şaşırdım şimdi. Tamam. FBC. 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 çünkü buranın alanı arkadaşlarım. 3 yanlış yazıyoruz. Taban alanımız 3. Yüksekliğimiz 9. 27 bölü 3'ü de unutmayın. 27 bölü 3'ten 9. İkinci soru. 3, 4. Şurası 5 olur. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 8. 4 kök 5 olur burası. Neyi soruyor? B, F, F, E, G. Şimdi şura tabanı şurasıymış. 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 tabanı. Yüksekliği de 4 olduğu için 4 çarpı 12 bölü 2'den şey 12 bölü 3 değil mi hacmi? Taban çarpı taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Düzgün dört yüzlü demek dört tane eşkenar üçgenden oluşan piramit demektir. Şimdi bir ayrıtı dörtse yüzey alanını soruyor. Bir tane eşkenar üçgenin alanı dördün karesi çarpı köküç bölü dörttür. Bundan da dört tane olduğu için 16 köküç geliyor alanı, yüzey alanı. Bir ayrıtının uzunluğu olan düzgün dört yüzlünün hacmi. Dostlar hacim formülü bakın yukarıda verilmiş. Nerede o? Nerede hacim? Düzgün dört yüzlünün hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olduğundan hatta yükseklik de şöyle bulunuyormuş bakın düzgün dört yüzlü de a kök 6 bölü 3'müş yükseklik h diyelim a kök 6 bölü 3'müş dostlarım a'mız ne 3 kök 6 o zaman 3 kök 6 çarpı kök 6 bölü 3 şu üçler giderse 6 geldi yükseklik şimdi taban alanını bir eşkenar üçgen seçelim. Yüksekliği de 6 geldiği için eşkenar üçgenin alanı da 3 kök 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacak. Şimdi değerli öğrencilerim, bir durdurmak zorunda kalmıştık videoyu zil çaldığı için öğrenciler içeri girmeye başlamıştı. O yüzden şimdi kaldığım yerden 3. sorudan devam ediyorum. Şimdi yüzey alanını 64 kök 3 olarak vermiş. Düzgün dört yüzlünün yüzey alanı neydi? 4 tane eşkenar üçgenin alanı yani a kare kök 3 bölü 4'ten 4 tane olacaktı. İşte bu 64 kök 3'müş. 4'leri sildim. Kök 3'leri sildim. Bakın a kare 64'ten a'yı 8 buldum. Yani bir kenarı 8'miş. Şimdi 4 tane eşkenar üçgen var. Şurası 8. Mesela şu BC de 8 hatta 4 4. PC 8. Bakın şu AH dediğim şey yerdeki eşkenar üçgenin yüksekliği 4 kök 3. PH dediğimde şu yandaki eşkenarın yüksekliği o da 4 kök 3. PA dediğimde eşkenar üçgenin bir kenarı 8. PAH üçgeninin alanını soruyor bize dostlarım. Bakın bu bir ikiz kenar üçgendir. Şöyle gösterdim şu üçgen. İki kenarı 4 kök 3, 4 kök 3. Hemen bunun tabanına bir diklik inelim. 4, 4 diye bölsün. 4 var. 90'ın karşısı 4 kök 3 var. Şurada bir Pisagor yaparsak yüksekliği buluruz hemen. 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. 4'ün karesi 16 artı yüksekliğin karesi. 32 eşittir. H kare. H eşittir. 4 kök 2 geldi dostlarım. Yükseklik 4 kök 2. O halde 4 kök 2 çarpı tabanım 8 bölü 2'den 16 kök 2 geldi dostlarım. Üçgenin alanı. Evet. Devam edelim şimdi. Beşinci köşe taşındaydık. Altıncı köşe taşına geldik. Kesik şeyle muhatap olacağız şimdi. Kesik piramit. Kare tabanlı dik piramit paralel 3 düzlemle kesiliyor ve şöyle 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 eşit olduğuna göre ortadaki boyalı piramidin başlangıçtaki piramidin hacmine oranı. Dostlarım benzerlik yapacağız burada da. 1 bölü 2 üstteki piramitle ortadakinin benzerlik oranı 1 bölü 2. Hacimler oranı neydi dostlarım? Bunun küpü. Yani 1 bölü 8. O zaman üsttekine V dersem tamamı büyük piramit şu iki, ilk ikisinin oluşturduğu piramit 8V buraya 7V kaldı. Şimdi küçükle en büyüğü benzerleyelim. 1 bölü 3. Bu benzerlik oranı. Hemen küpünü aldım. 1 bölü 27. Bu hacimlerin oranı.
Tamamı 27. 8'i buradaysa şuraya ne kaldı? 19 ve. Bak ne diyor? Ortadaki 7 ve tamamı 27 ve. 7 bölü 27 o zaman sorunun cevabı. Buna bakalım. Taban ayrıtları 6 birim, yüksekliği 9 birim olan kare piramit şeklindeki kap ters çevrilerek bir miktar su ekleniyor. AT, PT'nin 2 katı. Şuraya K, şuraya 2K diyeceğiz. Yine benzerlik yapalım mı? 1 bölü 3. Bu benzerlik oranları dostlarım. 1 bölü 3'müş. Peki bunun küpü hacimler oranına eşitti. 1 bölü 27. Yani şuradaki suyun hacmine V dersem tamamı 27'dir. Boş kalan kısım da 26 V olur. Kabın tamamen dolması için kaç birim küp su gerekiyor diye bize soru sormuş. 26 V'lik hacmi soruyor. Şimdi taban ayrıtları 6'ydı, 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 6'ydı. Yüksekliği de 9. Bu piramidin hacmi taban alanı 36 çarpı yükseklik 9 bölü 3'tür değil mi dostlarım? Şunlar 12 olsun. 108'dir piramidin hacmi. Ve biz bunu 27V bulduk. Hemen 27'ye bölersem 4 geliyor değil mi? V dediğimiz şey 4. Peki dörtlük kısmı doluymuş. 26 ve 26 çarpı 4'ten de ne yapıyor? 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 2 8 2 de elde. 104'lük kısmı da boşmuş. O zaman 104'lük su gerekir diyebiliriz. Hemen devam ediyorum. Tarama testine geldim dostum. Taban çevresi 48 santim olan kare piramit. Tabanın şurası, çevresi 48 ise bir kenarı 12'dir diyebilirim hemen. Düzlemsel haline getirdiğinde çevresi 80 oluyor. Bak şunlar da ikizkenar üçgenlerdi değil mi? Kare düzgün piramitte ikizkenar üçgen. 2, 4, 6, 8 tane x diyelim bunlara biz. 8x 80, x 10. Piramidin yüzey alanını soruyor. Hemen şu ikizkenarın tabanına dik indirdim. 6, 6. 6, 8, 10 üçgeninden yüksekliği 8 bulduk. Şu üçgenin alanı 8 çarpı 12 bölü 2'den 48 geldi. 4 tane var arkadaşlarım. 48 çarpı 4 diyelim hemen. 4 kere 8 32 elde var. 3 16 3 daha 19. 192 üçgenlerin alanı. Bir de 144 var ortada. Değil mi? Karenin alanı. Tüm yüzey alanını bulduk işte. 6 13 elde var 1 3 336. Adana şıkkıymış. Geldim 2'ye. Yanal ayrıtı 5. Taban çevresi 20 olan düzgün kare piramidin yanal alanı nedir diye soruyor. Şimdi tabanının çevresi 24. O zaman 4'e bölersem bir kenarı 6. Yanal ayrıtı dostlarım şöyle gösterelim. Yanal ayrıtı dediğimiz şey şu yandaki üçgenlerin tepede birleşen yandaki üçgenlerin bir kenarı 5'miş. Taban 6. Hemen yüksekliğini indirdim. 3, 3, 3, 4, 5'ten de 4 çıktı. Bakın bu üçgenin yüksekliği. Üçgenin alanı yükseklik 4, taban 6 bölü 2'den 12 geldi. 4 tane var bu 12'den. Yanal alanı 48 çıktı. 8, 5, kök 2 piramidin hacmini soruyor. Hemen şöyle tabanın köşegenini çizelim. Yükseklik bunun tam ortasına inecekti. 8, 8'den 8 kök 2'dir köşegen. 4 kök 2, 4 kök 2 bölündü. Bakın şu dik üçgenden yüksekliği bulalım. Burası 3 kök 2 olacak değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katıymış meğersem bu. Yükseklik 3 kök 2. Peki taban alanı 64 çarpı yükseklik 3 kök 2 bölü 3'tü arkadaşlarım. 64 kök 2 çıktı sorunun cevabı. Evet, dördüncü sorudayız. Yandaki şekilde bir ayrıtı 6 santim olan küp veriliyor. Peki F, D, B, C piramidinin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi şurası yüksekliğidir arkadaşlarım. 6, küpün bir kenarı 6 olduğu için. Tabanı da şuradaki dik üçgenin alanıdır. O da 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 taban alanı. 18 çarpı yükseklik bölü 3'tü arkadaşlarım. 36 geldi sorumuzun cevabı. Neredeyiz? 5'teyiz. Yüksekliği bilmem ne olan düzgün dörtyüzlünün alanı kaçtır diye soruyor. Şimdi düzgün dörtyüzlünün hemen yüksekliğine bakalım arkadaşlarım. Neydi? A kök 6 bölü 3'tü. Gelelim sorumuza şimdi. A kök 6 bölü 3. Şimdi demek ki
A'nın kök altı katının 3'e bölümü yükseklik, yani 2 kök altı. Kök altılar giderse A eşittir 6. Alanı neydi? 4 tane eşkenar üçgenin alanı. A'yı da 6 bulduğum için 36 köküş çıktı sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. Taban alanı 144 ise şuralar 12-12'dir. Yüksekliği 9 olan karedik piramit biçimindeki bir kap 6 birim yüksekliğinde suyla dolduruluyor. Şimdi demek ki şuraya kadar olan yükseklik 3, bundan aşağısı da 6'ymış dostlarım. 3'e 6 şeklinde bölündü bizim yüksekliklerimiz. Tamam. Şöyle köşegenleri de çizelim. Suyun hacmi nedir diye soruyor dostum. Şimdi kesik piramidin hacmini soruyor aslında bize, değil mi dostlar? Şimdi biz üstteki piramidin hacmini bulalım. Onu da benzerlik yapalım. Bakın 3'e 6'ya yüksekliklerin oranı. 3 bölü 9 tamamı, yani 1 bölü 3. Bu benzerlik oranları. Peki hacimlerin oranı ne olur? 1 bölü 27. O halde üstteki boş kısmın hacmine V dersem, alttaki dolu kısmın hacmi 26V olmalı. Peki biz tamamını bulmayı biliyoruz. Yani 27V'yi bulabiliyoruz. Çünkü taban alanı 144, yüksekliği 9 bölü 3'ten buluyorum. 3'e böldüm, 3'e böldüm 48. 9'a böldüm, 9'a böldüm 3. 3'e böldüm, 3'e böldüm 16. V'yi 16 buldum. Bana neyi soruyor? 26V'yi soruyor arkadaşlarım. O zaman 26 çarpı 16. 6 kere 6 36. Son 6 ile bitecek Edirne galiba. Bir tek 6 ile biten Edirne var. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet, şimdi hemen konu testine geçelim. Düzgün eşkenar üçgen dik piramidin TC'si 10, tabanı 12. O zaman 12 eşkenar üçgen dediğine göre şurası da 12, tabanı 12. Piramidin yanal alanı nedir diye soruyor. Şimdi şu üçgenin alanını bulup 3 ile çarpacağız dostum. Yüksekliğini indiriyorum. 2'ye bölecek 6, 6 diye. 6, 8, 10'dan 8 geldi yükseklik. 8 çarpı 12 bölü 2'den 48 çıktı bir üçgenin alanı. 3 tane var bu üçgenden. 3 tane 48, 120, 24 daha 144. Hacmi 200 santimetre küp, yüksekliği 6 santim olan içi dolu kare dik piramit şeklindeki gibi tepe noktasından yere dik bir biçimde kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. Buna göre son durumda elde edilen parçaların yüzey alanlarının toplam başlangıçtaki piramidin yüzey alanından ne kadar fazladır? Arkadaşlar şuradaki oluşan, bakın şurada bir üçgen oluşuyor. Tamamını göremiyoruz ama biz. Şurada bir üçgen çıkıyor dostlarım. Aynısından bir de karşısında var bu üçgenin. Bu üçgenler fazlalık oluyor, değil mi? Şurada oluşan üçgenlerdir fazlalık olan. Şimdi bize piramidin hacmini vermiş dostlarım. Taban alanı, tabanı karedik piramit A kare çarpı yüksekliği 6 bölü 3'tür. 200 santimetre küp olan. Şuradan sadeleştirmelerimi yapınca A kare 100, A'yı 10 buldum. Yani tabanın bir kenar uzunluğunu 10 buldum. O halde şuradaki uzunluk 10. Şurası 10. Şimdi yüksekliğini ne diyebiliyoruz biz? Piramidin yüksekliğini 6 diyebiliyoruz. Bu 6 şurası 10 olduğu için piramidin de yüksekliği 6'ymış. Dolayısıyla bu üçgenin de yüksekliği oldu. 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 geldi şu üçgenin alanı. Bu 30'dan bir de tam karşısında oluşuyor arkadaşlarım. Yani 60 birimlik bir fazlalık geliyor karşımıza. Taban alanı olan düzgün kara piramidin yüksekliği 4 olduğuna göre piramidin yanal yüzeyindeki bir üçgenin alanı nedir? Dostum, taban alanı dediği tabandaki karenin alanı 36 ise bir kenarı 6. Şöyle yanda oluşan üçgenleri bulacağız şimdi. Şöyle çizelim. Şu üçgenin alanını soruyor bize. Yüksekliğini 4 diye vermiş. Yüksekliği 4. Peki şurayı da çizelim biz dostum. Burası tam ortada olduğu için şurası 3, 3 diye bölünecek. Bak burası 4, 3, 4'ten benim yandaki üçgenimin yüksekliği 5 çıktı. Tabanı 6, yüksekliği 5. 5 çarpı 6 bölü 2'den 15'tir bir tane üçgenin alanı tabii ki. Şuna bakalım. Şekilde verilen kare prizmanın içine prizmanın tabanına eş ve prizma ile aynı yükseklikte piramit yerleştiriyor. Ardından kalan boşluk su ile dolduruluyor. Prizmanın yüksekliği 24 santim olduğuna göre
Su taşırmadan plazmanın içindeki piramit çıkarıldığında içinde kalan su yüksekliği ne olur diye de bir soru sormuş bize. Şimdi gelin şu küptü değil mi? Kare dik prizmaydı pardon. Şuna A diyelim, A diyelim, yüksekliğine de H diyelim. Prizmanın hacmi A kare çarpı H. Piramidin hacmi taban alanı yine A kare, yüksekliği H bölü 3'tür. Yani piramidin hacmine V dersem tüm prizmanın hacmi 3 katıymış. Görüyorsun 3 katı. Geride kalan boşlukta 2V oluyor dostlarım. O zaman 2V'lik su dolduruyoruz. Tümü de 3V'di ya dostlarım. V'lik su geliyor bu. Boşta da V'lik su kalıyor. Şimdi tüm yüksekliği 24. Bakın 3'e böleceğiz 24'ü. O zaman şurası 8, burası da 16 santim yüksekliğinde olacak. Suyun yüksekliği 16'dır dedim. Taban kenarları 10 santim olan yan yüz yüksekliği 13 santim olan kare dik piramit. Yan yüzünün yüksekliği, şu yandaki üçgenin yüksekliği. Şu üçgenin yüksekliği kardeşlerim 13'müş. O zaman şurayı 5, 5 diye de 2'ye böler diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Karton, prizma cibinde karton ya da paketlenir. Kutunun yapımında en az kaç santimetre kare karton kullanılmıştır? Karton kutunun bize alanını soruyor dostlarım. Karton kutunun alanı. Şimdi şuradan aşağı bir diklik. Evet dostlar. Neyse devam edelim. Şimdi yüksekliği indirdik. Şurayı 5, 5 diye böldü. 5, 12, 13'ten bunun yüksekliğini de bulduk. Şurayı da 12 bulduk. Bakın şu yandaki dikdörtgenin alanı 12 çarpı 10'dan 120. Bundan 4 tane var arkadaşlarım. 4 çarpı 120 yani 480. Tabanındaki karenin alanı 10 çarpı 10'dan 100. Bir de yukarıda var. 200 de oradan geliyor. 680'dir kutunun alanı. Bütün ayrıtlarının toplamı olan düzgün 400'lünün hacmi kaç santimetre küptür diye bir soru sormuş. Şimdi düzgün 400'lü şöyle lan çizemedim. Düzgün 400'lü tabanda bir eşkenar üçgen ve şöyle üstünde de bir sürü eşkenar üçgen olan bir piramit. Kaç tane ayrıtı var? 1, 2, 3 tane tabanda var. 4, 5, bir de bu var. 6 tane ayrıtı var. Demek ki 6A 12 köküç. O halde A'yı ne bulduk dostlarım? A eşittir. 2 köküç bulduk. Şimdi piramidin düzgün 400'lünün yüksekliği neydi? A kök 6 bölü 2 idi. Bunu hemen şuradan yukarıdan da bakabiliriz. Emin olalım diye arkadaşlarım düşünüyorum. Şurada bir yerdeydi. Nerede? Düzgün 400'de. Şuradaydı. A kök 6 bölü 3'müş dostlarım. Onu hemen şuraya getirelim. Yazalım. A kök 6 bölü 3. Şurası bölü 3. Bu yüksekliğimiz. Şimdi bir kenarı 2 kök 3 bulduğumuz için şöyle oluyor değil mi? 2 kök 3 çarpı kök 6 bölü 3. Burası kök 18 yaptı. 3 kök 2 diye çıktı dışarıya. Yani 2 çarpı 3 kök 2 bölü 3. Gitti gitti. 2 kök 2. Bu senin yüksekliğin. Hacmini soruyor bize. Neydi düzgün 400'lünün hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız bir kenarı 2 kök 3 olan eşkenar üçgenin alanı. 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bu eşkenar üçgenin alanı taban alanı yani. Çarpı yükseklik 2 kök 2 bölü 3'tür dostlarım. Şöyle geldi cevabımız. Buradan gitti gitti 2. 2 gitti 2 gitti 6. 3 gitti 3 gitti 2. Galiba 2 kök 3 kaldı yanlış işlem yapmadıysak. Bir video çekelim diyoruz. Habire birileri kapıyı açıp duruyor arkadaşlarımla. Bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Piramidinin hacmi nedir diye soruyor bize. Dostum şurası 12 ise 6 burası. Şurası 10 ise 5 burası. Bakın tabanı şurası seçersek bu dik üçgenin alanı 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. Bu tabanı. Şurayı da yükseklik seçelim. Burası 3, 3 diye bölünüyormuş. Çarpı 3 bölü 3'ten 15 geliyor cevabımız. Üçgen piramitte TC diktir. ABC'ye. Tamam, şu da buraya dikmiş dostlarım. 6, 8, 10 üçgenimiz var. 8, 15, 17 var. Piramidin hacmini soruyor. Şimdi taban alanımız 6 çarpı 8 bölü 2. Çarpı yüksekliğimiz 15 bölü 3 olacak değil mi dostlarım? Bölü 3.
5. 24'te burası geldi. 5 çarpı 24'ten 120. Şuna bakalım. Taban çevresi 24 santim, yüksekliği 8 santim olan bir düzgün kare piramit. Tabana paralel bir düzlemde kesilip üstte kalan parça ters çevirerek alttaki parçanın içine yerleştiriyor. Küçük piramidin tepe noktası tabanın merkeziyle çakışıyor. Tamam. Demek ki bunun yüksekliği, şuradakinin yüksekliği, bunun altta kalan parçanın yüksekliğiyle eşitmiş ki tam birbiriyle çakışıyorlar bunlar dostlarım. Şöyle köşegenleri de çizeyim. Tam ortasından ikiye bölünmüş o zaman. Şu yan kenarları da ikiye bölmek zorunda. Taban çevresi 24 ise tabanın bir kenarı 6 santimdir. Yüksekliği 8'di. 4, 4 oldu buralarda. Alttaki parçada arada kalan boşluğun hacmi. Şimdi üsttekinin hacmini bulalım hemen dostlarım. Ya da şöyle yapalım. Bu üsttekiyle tamamının benzerlik oranı 1 bölü 2. Hacimlerin oranı 1 bölü 8. Yani üsttekine V hacmi dersem alttaki ya da tamamı 8V, alttaki 7V olacak. Şimdi alttaki kesik piramit 7V. Şu V de içine geldiğinde arada kalan boşluk 6V oldu. Bana 6V'yi soruyor, tamam mı? Boşluğun hacmini soruyor. Biz şimdi nereyi bulabiliyoruz? Tamamını bulabiliriz. Çünkü taban alanı belli, 36. Yüksekliği de 8 bölü 3'ten. 96 geldi. Bu tüm piramidin hacmi. Yani 8V. Bize ne lazım? 6V lazım. 96'yı 8'e böldüm. V'yi buldum. 6 ile çarparsam da 6V'yi bulurum. 2'ye bölelim 4. 2'ye bölelim 48. 4'e bölelim 4'e bölelim 12. 12 çarpı 6'dan 72 çıktı dostlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 10. soru. Yükseklinin 3'te 1'ine kadar su ile doludur. Yani 3'te 1'miş. Burası K ise tamamı 3K'ymış. Şuraya 2K kaldı. Benzerlik oranları 1 bölü 3. Hacimlerin oranı 1 bölü 27. V dersem burası 26V o zaman. Peki devamında ne diyor? Bu piramit ters çevrilip tamamen suyla doldurulmak isteniyor. Buna göre içindeki suyun kaç katı kadar su eklemek gerekir? Bak zaten V'di içindeki su. 26V kadar eklerseniz 26 katı kadar tamamen dolar. 216 birim küp hacminde olan küp biçimindeki bir beton. Bir küpün hacmi neydi? A küp. A küp 216 ise A6. Şimdi küpün bir kenarı 6. Vinç durumdan vincin ucunda bloğun köşelerine uzaklıkları eşittir. Bak şurada bir piramit oluşmuş. Köşelere olan uzaklıkları eşit bir kare piramit oluştu. Halatlara değdiği noktanın yerden yüksekliği 9'muş. Şuradan aşağısı zaten 6 olduğu için şuraya da 3 kaldı dostlarım. Halatların uzunlukları toplamı nedir diye soruyor. Hemen şu köşegeni çizdim. 6 6'dan 6 kök 2. 3 kök 2, 3 kök 2 oldu. Şurası dik. X'i bulalım. X kare eşittir. 3'ün karesi artı 3 kök 2'nin karesi 18. 27 yapar. X eşittir. 3 kök 3 yapar. 4 tane var. 12 kök 3 yapar arkadaşlar. Ve böylelikle de bitti galiba. Evet, bitti dostlarım. Sınav sorularını çözmüyoruz demiştik. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.